Evet arkadaşlar, merhaba tekrardan. Bugün Integra 750S modeline aksesuar uygulaması yaptık. Daha önceden de alışık olduğumuz bir motordu. HRC modelini, 2014 modelini kullanmıştık. Hiçbir tırnak kırmadan, zarar vermeden, profesyonel bir şekilde elektrik tesisatını çekerek aksesuarların montajını tamamladık. Şimdi size yakından göstereceğim bunların neler olduğunu. İlk başta burada görmüş olduğunuz ampullerden sarı yananları beyaz led yaptık. Samsung led. Oldukça kaliteli. Şunun renk tonuna çok uygun. Çünkü bu farda led. Yeni kasa Integra'da. Amerikan Park uygulaması yaptık sinyallerimize. Alt tarafta bulunan gördüğünüz gibi mercekli sis farlarını montajını gerçekleştirdik. Burada önceden bozulmuş şöyle dörtlü beşli bir lamba vardı. Aydınlatma yapmıyordu. Onun yerine bunu kullandık. Onun haricinde arka tarafı da göstermek istiyorum. Arka tarafta F1 stop çakar uygulaması yaptık. Görmüş olduğunuz bu ürün 10 yıl garantili, çok sağlam. 1 kilometreden net bir şekilde görünebiliyor. Ben çok beğeniyorum bu ürünü. Stopla beraber bağlamadık. Bunu tek yanar halde montaj gerçekleştirdik. Aynı zamanda benim motorumdan da hatırlarsınız. O da aynı şekilde. İkisi de Honda. Soldaki NC750 D-Set'i, NC750X, Honda Integra 750S. Daha önce bu motor da sahip olmuştum. Şu an bu benim motorum. Arkadaşımızın motoruna montaj yapınca şöyle göstereyim. Burada motorun tesisatına ek sırıtan veya amortisör borularına çarpan kısa devreye sebebiyet verecek hiçbir kablo yok. Hatta bizim çektiğimiz kabloyu göremezsiniz bile. Bakın. Tuşu göstereyim. Evet, tuşumuz burada. Işıklı marin tuş. Oldukça kaliteli, pratik. Sol tarafa dayadık. Sağ tarafı boş bıraktık. İleride bir projeye açık olsun diye. İşte ışıklı elcik veya şarj istasyonu veya çakar modül ilavesi olduğunda burayı kullanabilir. Aynı zamanda bu şekilde motoru tutarken şöyle bas çekte selektör de attırabilir sis farlarına. Şimdi bir çalıştıralım. Bakın motorun kontağını açtığımda farının böyle olduğunu görüyorsunuz. Sis farını açıyorum. O da böyle iki katı kadar aşağıda. Aslında aşağıda aynı hizada, geri çekince motoru net anlaşılıyor. Şekilde. Oldukça şık oldu. Şu şekilde selektör yapabilir. O yüzden sol tarafa koyduk. Yani bütün kullandık, bakın kablonun buradan çıkış yönüne bakın. İzolasyonunu buradan çıkıyor ve motorun normal tesisatına dahil oluyor. Bu taraftan da şöyle ışığı açayım. Yani benim yaptığım işi açıp sergileyebilirsiniz. Bakın burada motorun kendi tesisatında hiçbir şekilde belli bile değil. Arkadaki izolatörlerin içinden gitmekte makaronla birlikte. Şuradan devam ediyor. Sistemi aksesuar soketine bağladım. Aksesuar soketinin sigortasında güvenlik amaçlı 7.5'tan 15'e yükselttim. Çünkü Amerikan Park ve sis farı montajı yaptık. Ekstra hiçbir kabloyu kesmedim. Hiçbir tesisata yan keski vurmadım. Sigorta kutusunu kurcalamadım. Tamamen profesyonel oldu. Buraya geldiğimizde motorun, arkadaşlar şuradan yarısını söktüm. Motorun resmen kıçı soyuldu. Koltuğu da söktüğünüzde burada stopa giden bir kablo var. O kabloya da bağlı değil. Yani buradan görebileceğiniz hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi motor standart böyle nasılsa, koltuğu açtığınızda da onu göreceksiniz. Kablo kirliliği, atlama, lehim, öyle şeyler yok. Bunun da buradan arkadan yine kablo sarkıyor, hiçbir şey yok. Elimden geldiğince bütün kabloları gizledim. Profesyonel bir şekilde montajını yaptım. Size onu da göstermek istiyorum.
1 kilometre net kendim gördüm. Arkadaşıma motoru verdim. Ben kendi motorumu izledim ne kadar dikkat çektiğine bakmak için. Fren yapınca nasıl olur gösteremiyorum. Yanımda kimse yok ama diğer videolarımdan hepsini görebilirsiniz. Bu şekilde. Sis farlarını da gösterelim. El freni ayarını da yaptık. Takılı kalıyordu. Evet. Bakar mısınız? Burada mükemmel bir görüntü elde ettik. American Park, Teon, Fark, Sis. Görüntü bu. Karşıdan geldiğinde motor ben buradayım diyecek. American Park'ın tuşu var. İsterseniz kapatabilmektesiniz. Şekilde. Bir sinyal verip göstereyim size. Sinyali verdiğiniz taraf yanar, diğer taraf söner. Sinyali iptal ettiğinizde ise American Park tekrar devreye girer. Integra'da bu model sis farlarını çok beğeniyorum, çok yakıştırıyorum. Oldukça güçlü. NC750X'te de endurovari olduğu için biraz bu tip GS tarzı sis farını öneriyorum. Belki fiyatı 3 katı ama böyle demire bağlantılı ayaklı sisler çok daha şık oluyor. Bunun detaylı videosunu kanalımdaki diğer videolardan görebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir çalışma da yaptık. Daha tasarım aşamasında amortisör miline gelen tozları engellemesi için. Diğer tarafta yok zaten. Bitince bunu da anlatacağım. Bu motorda böyle sis varı, bu motorda böyle sis varı tercih ediyoruz. Bu şekilde. Bir tane daha Integra 750 yapmıştım. Kanalımda onun gece nasıl aydınlattığını görebilirsiniz. Gece videosu kanalımda mevcut. Aşağıda biraz. Integra 750 sis farı karanlık performansı diye izleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Ben beğendim. 8.30'da başlayıp 4'e kadar sürdü operasyon. Belki 2 saatte de biter ama ben o tarz bir işçilik yapmıyorum. Bu şekilde yaptığım elektrik işçiliğini garanti veriyorum. Çünkü bu elektrik işinin şakası yok. Kısa devreye veya işte kablo yanmalarına mal vermemek lazım. Bu şekilde iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Integra S'lerini. Gördüğünüz gibi yukarıdaki far, aşağıdaki sis farı 4 katı fazla. Şu an canlı gözle ben bunu tespit edebiliyorum. Gece videolarına da bakarsınız. Evet, tripod ayarladım. Şimdi size gösterebilirim fren yaptığımda nasıl olacağını. Bu şekilde çakar yapıp duruyor. İsterseniz bunu 9 ayrı modda değiştirebilirsiniz. İsterseniz sabit de yapabilirsiniz. Sabit modda da vizeden geçebilmekte. Bu şekilde oldukça şık. 2 kilometreden net görebiliyor insanlar. Ben 1 kilometreden gördüm. Bu ürün 10 yıl garantili. Ürüne ulaşmak isterseniz